Kur'an İslam'ın anlaşılmazlığı ya da Kur'an'ın anlaşılmazlığı sözü her ne kadar asırlardır tekrar edile gelmiş bir söz ise de Müslümanın, aklı çalışan, aklı yerinde olan insanın kesinlikle şunu bilmesi lazım ki aklı olmayan bu dinin muhatabı değildir. Aklı olmayan insan olmasına rağmen Allah katında dininden de bu dünyada yaptıklarından da sorumlu değildir. Nitekim bugünün mahkemeleri de akılsız insanları hukuki sorumluluğu olup olmadığını araştırmak için hastanelere sevk ederek rapor isterler. Allah-u Teala da akılsız olarak yarattığı kullarını, akıl vermediği kullarını dininden muhatap ve mesul tutmuyor. Demek ki Müslüman olmak için öncelikle ve olmazsa olmaz şekilde akıllı olmak gerek. İki, İslam'ı anlamak, Kur'an'ı anlamak, düşünce, dünya görüşü ve davranışlarının temeli haline getirebilmek için de akla ihtiyaç vardır. Nasıl sindirim organları yediği, aldığı biyolojik açıdan beslenme için aldığı gıdaları hazmedici organlara deniyor ise, duyum veya okuma yoluyla edindiği bilgileri hazmedebilmek, kendilerine lazım olanları alıkoyup gerisini dışkı halinde atmak için de insana verilen organın adına akıl diyor Allah-u Teala. Bu itibarla da akletmeyenleri yer yer davarlara benzetiyor. Nasıl koyunlar veya büyükbaş, küçükbaş hayvanlar gerçekten akletmekten aciz iseler, kesime götürüldüklerini bilseler asla giderler miydi? Akılsız oldukları, akledemedikleri için mezbahaya da sürseniz sürüler halinde gidiyorlar. Bu itibarla insan şunu kesinlikle bilmeli ki akletmeyen Müslüman olamaz. İslam ancak akledilebilerek, akledilmek suretiyle mümkün olur. O dini yaşamak, anlamak, başkalarına anlatmak ve bu suretle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi Kur'an'ı ahlak haline getirmek de akla muhtaçtır. Akıl devre dışı kaldığında İslam söz konusu olmaz.